Selamlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şu anda sizlere Amsterdam Rembrandt Parkı'ndan sesleniyorum. Bir kere bugün böyle güneşli bir gün ve Amsterdam'da güneş gerçekten böyle bir cayır cayır geliyor, sonra bir yok oluyor falan filan. O yüzden kamerayla ilgili arada bir sıkıntı olsa kusura bakmayın. Şimdi devam edeyim. Ben Amsterdam'a ilk geldiğimde arkadaşlar, daha önce de gelmiştim fakat yaşamak için geldiğinde insanın algısı biraz farklı oluyor. Şehirdeki bisiklet hayatı ve bisiklet şeritlerinin bolluğu inanılmaz derecede dikkatimi çekti. Bisikletler için ayrı trafik lambaları var, bisikletler için ayrı yaya geçitleri var. Hem politik olarak hem de bu şehirde yaşayan halk olarak bisikletlere inanılmaz derecede sahip çıkıyor ve kent merkezinde neredeyse hiç araba istemiyorlar. Onu da hatta şurada hesaplayın arkadaşlar. Amsterdam'da şehir içinde yapabileceğiniz maksimum hız saatte 30 km. Böyle olunca da ben bisikletim yanımda, GTI'lar, Type R'lar, hepimiz yan yana gidiyoruz. Yani 30'u kimse geçemiyor. Bu arada bahsetmedim, bu videoda sizlere arkadaşlar bu Urban Aero Bark'a bisikleti anlatacağım. Ne kadar aldık hemen ondan bahsedeyim. Bu Cargo Line, hani Cargo Line olanı yani büyük motor motorlu olanını sıfır olarak 6600 euro bandını bulabilirsiniz. Tabii 6600 euro'nun içerisinde işte şu üstündeki tente, beyni, ne bileyim kilitler falan filan her şey dahil. İkinci el almak isterseniz yaklaşık 1000 kilometre bareminde olan Urban Aero'ları bence gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İkinci el olarak da üstündeki bütün bu aksesuarlarla birlikte 4400 euro'ya kendisini satın alabiliyorsunuz. Cargo Line olmasının şöyle bir esprisi var arkadaşlar. Üzerindeki motor sayesinde yaklaşık 200-250 kilograma yakın yük taşıyabiliyor önündeki haznede. Üzerindeki motor Bosch Performance CX Cargo Line. Bu motor yaklaşık 85 nanometrelik bir tork üretiyor. Bu tork sayesinde de aslında bisiklet gerek üzerinde birileri varken gerek de yokken son derece rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor size. Tabii ki de üstündeki motor elektrikli arkadaşlar, bunu da ayrıca belirteyim. Fakat elektrikli deyince şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, hani bir gaz sistemi yok arkadaşlar. Cihazın elektriği alabilmesi için pedalı çevirmeniz gerekiyor. Motorun ulaşabildiği maksimumu saatte 25 km ki bu hızın şöyle bir anlamı var arkadaşlar. Özellikle Avrupa'daki, bizim ülkemizde de yavaş yavaş şekilleniyor, mikro mobilite adı verilen bir kavram var. Bu mikro mobilite şu: saatte 25 kilometre hızı geçmeyen ve maksimum 2-3 kişilik araçları kapsıyor. Bu bir kaykay olabilir, skuter olabilir veya bu tarz bir elektrikli bisiklet olabilir. Zaten videonun başında da söylemiş olduğum gibi şehir içinde normal içten yanmalı motorlu araçlar, elektrikli arabalar hiç fark etmez arkadaşlar. Hepsinin gidebildiği maksimum hız limiti saatte 30 kilometre. Yani bu da maksimum 25'e çıkıyor. Yani şehir içinde gerçekten hani güvenlik problemi çok düşük. Üzerindeki motorun ağırlığı yaklaşık 2.9 kilogram arkadaşlar ve işte 250 watt'tan 600 watt'a kadar destekleyen adaptörlerle çalışıyor. Bunlar şarj bataryaları. Aslında adaptör yanlış olabilir. Şarj şeyi. Batarya işte bildiğiniz. Bizim tercih ettiğimiz batarya ise üstünde yine kalabalık bineceğimiz için ve bunu günlük hayatta araç olarak kullanacağımız için, hani bir şehirden başka bir şehire geçmek için bile kendisini kullanabiliriz. Bisiklet yolları buna müsait. Bu nedenle 500 wattlık bir adaptör tercih ettik ki kafamız rahat olsun. Dilerseniz sıfır alacaksanız veya daha sonradan kendisinin bu kadronun önündeki kısma bir batarya bölümü daha açabilirsiniz. Yani toplamda 1000-1250 watt batarya desteğiyle bu bisikleti sürebilirsiniz. Bu da yaklaşık 140-150 kilometreye tekabül eder. Demişken menzilini söylemedim. Menzili arkadaşlar, üzerinde hiç yük yokken yaklaşık 100 kilometreye çıkabilirsiniz. Cihazın üzerinde bir adet beyin var. O beyni söküp takabiliyorsunuz. Beyni taktığınız zaman içinde 4 farklı sürüş modunu göreceksiniz. Bu sürüş modları hani bir tanesi kapalı, eko, turbo, tur ve spor. O sürüş modlarından Eco'da giderseniz yüklü halde bir 50-60 km, 70 km götürür. Yüksüz halde de 80'e çıkabilir bence. Fakat diğer modları aldığınız zaman pil tüketimi doğal olarak birazcık daha artıyor. Bir de hani yükte üzerinde 200 kilogramlık yük varken bir 40-50 kilometreyi bence gönül rahatlığıyla gidebilir. Tabii bu sizin sürdüğünüz alan, sürüş alanınızdaki yokuşlar, ki Hollanda'da yokuş neredeyse hiç yok, hafif yükseklikler var, onlara göre değişiklik gösterir. Ama bir 40 kilometreniz ya yani 30-40 kilometreniz banko var. Bir de şöyle bir gerçeklik var arkadaşlar. Şimdi Hollanda'da, yani Amsterdam'da özellikle tek bir yöne doğru 50 kilometre giderseniz şehirden ya yani ülkeden çıkarsınız. Biraz küçük burası. O yüzden bu kilometre değerlerini, yani menzili böyle değerlendirir. Doğal olarak 50-60 kilometrelik menzil Hollanda standartlarında bir ülke için çok iyi. Bir diğer durum ise tabii ki de böyle bir araçta bir vites sisteminin olması gerekiyor. Vitesi dişli yapmamışlar arkadaşlar. Vites böyle işte gidonun sağ tarafındaki bir koldan çevrilerek ayarlanıyor. Bu da hani çok yüksek hassasiyet değerlerinde pedal gücü ayarlayabilmenizi sağlıyor. Yani dişli olmamasının size vermiş olduğu böyle bir avantaj var. Geleyim biraz da bisikletin beynine, yani üstüne takmış olduğunuz ayrı o aparata, zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Bu aparat üstünden bisikleti açıp kapatabiliyorsunuz. Şarj dedim pardon. Önde farı var. Farını açıp kapatabiliyorsunuz ve sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Onlardan zaten bahsettim. Sürüş anlamında en genel anlamda bayağı rahat. Özellikle eko modunda birazcık fazla güç tüketmeniz gerekiyor üzerinde yük varsa. Fakat batarya böyle bir iki diş düştüğünde eko modunu aldığınız zaman yani beynin size 20-30 kilometre daha fazla menzil gösteriyor. Yani minimum 15
15 kilometre falan fark ediyor. Ama daha çok pedal çeviriyorsunuz. Bu arada daha çok pedal çeviriyorsunuz doğru bir tanımlama olmadı. Pedalı hep çevirmeniz gerekiyor ama daha şiddetli veya daha yumuşak oluyor. Şimdi şöyle bir gerçeklik daha var Amsterdam'da. Burada çok fazla bisiklet hırsızlığı yaşanıyor arkadaşlar. Bunun üzerinde de çok fazla ek var. Bu nedenle kilit sistemine ayrıca değinmek istiyorum. Bisikletlerin arkasında üzerine anahtarı taktığınızda anahtarı çıkaramayacağınız bir kilit sistemi yerleştirilmiş. O anahtarı oraya takıp arka tekerdeki kilidi açmadan yol alamıyorsunuz. Bir diğer ayrıntı zincir sistemleri. Zincir sistemleri şöyle arkadaşlar. Bisikletinizi kadrodan sabit bir yere bağlamanız gerekiyor. Bunun haricinde bir de batarya kısmında söylemiş olduğum gibi Lock Rider adı verilen ayrı bir kilit sistemi daha var. Onu söküp takıp evinize götürüp şarj edebiliyorsunuz. Üzerindeki fren sistemi tabii ki de diskli bir fren sistemi arkadaşlar. Sonuç olarak videoyu da şöyle bir toparlamak anlamında arkadaşlar, Hollanda'da hani araba olarak bunu tercih etmek bizim için çok mantıklı bir şey oldu. Hem yaptığımız yolculuklardan keyif almaya başladık. Her şey bir yana, bir de Hollanda'daki mevcut hükümetin ve halkın 1960'lardan bir yana şehir merkezinde araba istememe duruşu diyeyim ki, bunun için çok büyük protestolar da yapıyorlar. Yani Hollanda'da bisiklet bildiğiniz bir araba arkadaşlar. Bu da benim Hollanda'daki arabam. Böylece videomun da sonuna gelmiş oluyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.